Merhabalar. Artık gün geçtikçe biz Türk et severler de etin farklı tarzlarını, farklı yeme ve pişme yöntemlerine göre alışkanlıklarımızı arttırmaya, değiştirmeye başladık. Eti güzel anlayan insanlara et pişirmek, eti güzel anlayan insanlara et satmak çok daha farklı ve güzel bir duygu veriyor bana. Sizlere daha değişik ürünler, steakler tanıştırmak istiyorum. Bugün sizlerle rump steak tanıştıracağım. Bizim ülkemizde çok fazla popüler olan veya çok fazla bilinen bir steak değil ama özellikle Amerika'da ve Arjantin'de insanların çok yemeyi sevdiği, çok lezzetli, güzel bir et. Kuyruk sokumu bölgesinden, sokum tarafından çıkan şöyle yuvarlak, top gibi bir et. Rump steak'in özelliği az orta veya maksimum orta seviyede piştiği zaman yumuşacık pamuk gibi bir tada sahip. Dry age yapmıyoruz rump steak'i, özellikle wet age yani dinlendirmesini vakumlu marinasyon içinde yapmak çok daha uygun görünüyor. Rump steak pişirirken yine normal döküm tavamızda onu yaktım. Etimizi yağlayıp tuzlayıp karabiberleyerek pişireceğiz. Bu yeni tanıştıracağım steaklerden birincisi. İlerleyen videolarda sizleri daha farklı steaklerle de tanıştıracağım. Şimdi rump steak pişirmeye başlayalım. Etimizi pişirmeden önce hemen yağlayıp tuzluyoruz. Tabii şunu unutmayın, etinizi pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesi için dışarı çıkarttım. Bakın dokunduğunuzda elinizin üşümemesi yeterli. Bolca yağlıyorum her iki tarafını da. Ve iki tarafını da mis tuzu ve karabiberle. Şimdi döküm tavamızın ısındığından da emin olalım. Ne yapıyorduk? Elimizi döküm tavamızın üzerine getiriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. saniyede ısınmış durumda. Izgaramızı atalım. Az orta pişmesi için maksimum 1 dakika bir tarafı, 1 dakika da diğer tarafını pişirmemiz yeterli olacak. Rump steak full yumuşak pamuk gibi bir et. Ama tekrar söylüyorum, az orta pişirmemiz gerekiyor. Maksimum orta. Öğünlememizin son anlarında dilerseniz tamamen damak zevkinize kalmış olan bir şey. Tavanıza kekik biberiye de atabilirsiniz. Rump steakler pişti. Şimdi tadına bakma zamanı. Bakın orta pişirdim ben. Az orta pişirsek çok daha farklı ve lezzetli olabilir. Ama ortanın üzerine lütfen çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Sulu sulu. Gerçekten pamuk gibi. Mükemmel, lezzetli. Bir an önce denemelisiniz. Afiyet olsun.